Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günündeyiz. Bununla ilgili olarak hükümetten getirilmiş olan yeni bakanlar kurulu kararları bugünden değil artık yarın akşamdan itibaren uygulamaya girecektir. Demek ki Ramazan bayramı dolayısıyla yasaklamalar ortadan kaldırılmıştır. Öte yandan ise Brüksel'de iki günlük ziyareti kapsamında gerçekleştirilmiş olan görüşmeleri neticesinde Başbakanımız Oran Zayef değerlendirmesini yapmış oldu. Başbakan Zoran Zaev mevcut olan Brüksel özellikle ziyaretini değerlendirirken bazı püf noktalarına da değmiş olduğu Başbakanımız Zoran Zaev ziyaret için gittiği Brüksel'de temaslarını tamamlamıştı. Başbakan Zoran Zaev iki günlük ziyareti kapsamında kurmuş olduğu temaslarını değerlendirirken mevcut olan durumla ilgili olarak kendi düşünce ve görüşünü de paylaşmış oldu. Brüksel'de yoğun temasları kurduklarını ifade eden Başbakan Zoran Zaev, Avrupa Birliği yüksek temsilcileriyle çeşitli konuları ele aldıklarını da söylemişti. Başbakan Zoran Zaev geri kalan açıklamasında da şunları söyledi. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri Makedon kimliğin asla müzakere konusu olmayacağını gayet iyi biliyorlar. Bondeller, Varheli, Sasoli, Borel Zimmermans, Recep Weber, Küçük ve geri kalan özellikle temsilcileri bu konuda Avrupa Birliği dilleri ve temsilcileri bizim ne kadar bu konuda daha ciddi bir şekilde tutuğumuz olduğunu herkes artık bilmektedir. Fakat birileri sürekli Makedon kimliğini ve Makedon dilini müzakere masasına dahil edilmesi için çaba gösteriyorlar diye ifadelerini kullanmıştı. Mevcut olan iki günlük Brüksel ziyareti Başbakan Zoran Zay ve tarafından, tarafından tamamlanmıştır. Covid-19 mücadelesi kapsamında hükümetin getirilmiş olan bazı kevşemeler yarından itibaren uygulamaya girecektir. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereği bugün Ramazan bayramı vesilesiyle sokağa çıkma yası uygulanmayacaktır. Yarından itibaren ise sokağa çıkma yası saat 24 ile 4 saat aslında geçerli olacaktır. Bunun yanı sıra kahve ve restoranlar 11.30'a kadar akşam tam mevcut olan o zamana kadar çalışmalarını yürütebilecektir. Bu karar 18 Mayıs'a kadar geçerli olacaktır. Vaka sayısının düşmeye devam etmesi halinde sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması da gündemde. İslam Birliği Başkanı Şakir Efendi Fetahu yapmış olduğu Fitr Bayramı mesajı ile ilgili olarak bu sefer de İslamiyet'te özellikle 30 günlük Ramazan orucu bitmesiyle birlikte bir zaferi olarak gelen Fitr Bayramı'na denk gelmiş olan bu tebrikler özellikle bütün İslam camiasına tebrikte bulunmuştur. Bilindiği gibi Fitr Bayramı özellikle dostluğu, sevgi ve geleceği özellikle aşığımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüzümüzü acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir bayram söz konusu olmaktadır. Ondan dolayı efendi Şakir Fetahu'dan böyle bir mesaj gelmişti. İslam Birliği'nden yeni bir çağrı söz konusu oluyor. O özellikle Fitr Bayram'la ilgili olarak bir açıklama. Ülkemizdeki özellikle bazı Covid-19 mücadele kapsamında alınmış olan önlemleri hatırlatarak mevcut olan ibadetleri de anmış oluyor. Sokak çıkma yasağının uygulanmayacağı hatırlatırken bu vesileyle camilerde sabah ve bayram namazının kılanacağı da belirtildi. Merkezi törenin Mustafa Paşa camisinde yapılacağı kaydedilirken Müslümanlardan camiler de sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere diğer kurallara da uyması çağrısında bulunuldu. Bayram namazı ise ülkemizde genelde 5'i 55'te kılınacaktır. Emek ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre Fitr Bayramı dolayısıyla yarın Perşembe günü 13 Mayıs bütün vatandaşları için tatil günü olacaktır. Ramazan ayı boyunca özellikle farklı sivil kuruluşları ve kişisel yardımları gündeme gelmesiyle birlikte bütün vatandaşlara ve belli gruplara yardımda bulunmuştu. Bununla ilgili olarak özellikle bölgemizde yoğun olarak çalışmalarda kaydedilmiştir. Öte yandan ise Standart Kamu Şirketi tarafından yapılmış olan son çağrısına göre, gayri bir şekilde bağlanmış olan bütün su tesisindeki bağlantılar beyan edilmesi gerekiyor. Aksi durumda bütün hukuki süreçlerde uygulamaya konulacaktır. Bölgemizden haber bültenimiz devam etmektedir ve bir bakalım neler vardır. Devre Sağlık Ocağı tarafından aşılama yapılması gereken etkinliklerine ayrıyetten özen gösterilmektedir. Covid-19 aşılanması konusunda yeni 150 tane aşı dozu da gelmesiyle birlikte mevcut olan Devre Sağlık Ocağı'nın potansiyeli ve kapasitesini artırmış oluyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Ocağı Müdürü Doktor Bakya Lili'ye göre geçen hafta içerisinde toplam 300 vatandaş Devre ve Merkez Jupa ait olan yurttaşlarından aşılamaya tabi tutulmuştur. Bunlar da sinof farm aşısıyla da aşılandı. Öte yandan ise şimdiye kadar da yapılmış olan toplam 200 kişi de AstraZeneca ile aşılanmıştır. Öte yandan ise mevcut olan etkinlikler kapsamında ileride gelebilecek olan aşı dozları bölgemizde yaşayan vatandaşları için aşılama konusunda büyük bir faydada bulunacaklarına inanılmaktadır. Ramazan ayı sadece mübarek ve oruç ayı değildir. Aynı zamanda hayırseverlik konusunda da en önemli örneklerden bir tanesini göstermektedir. Ramazan ayı boyunca farklı makamlar ve farklı kişiler tarafından farklı yerlere ve tüm vatandaşlara gereken yardımlarda bulunmuşlardı. Özellikle bununla ilgili olarak TİKA başta olmak üzere birçok sivil kuruluşların çalışmaları gündeme gelmiştir. Bununla ilgili olarak özellikle TİKA tarafından Merkez Jupa ve Devrede yapılmış olan yatırımlar yanı sıra bir de Amerika'dan yapılmış olan artı seferi ait olan hayırseverlik etkinlikleri gündeme gelmektedir. Öte yandan ise İtalya'da ünlü oğlan iş adamı Munir Şemşi'den de benzer bir çalışma yapılmıştır. Bilindiği gibi Ramazan bayramının tamamen başlamasıyla birlikte bölgemizde özellikle kutlamaların ve hayırseverlerin bitmemesi bekleniyor. Mevcut olan özellikle hayırseverlik konusunda etkinlikleri de bayramdan sonra da devam etmesi bekleniyor. Balkan Varşa söz konusu ise özellikle Milli Parkı Mavrova yetkilileri tarafından mevcut olan plan ve çalışmaları ile ilgili olarak ayrıyetten bir özen gösterilmektedir. Mavrova Milli Parkı Müdürü Samir Adini'ye göre özellikle Balkan Varşa'nın korunması konusunda televizyon 3 için yapmış olduğu mülakatına göre bütün gereken alınılması önlemler ve çalışmalar artık uygulanmaktadır. Ondan dolayı Balkan Varşa'nın korunması konusunda Milli Parkı olarak elinden geleni yaptığını da dile getirmesiyle birlikte mevcut olan bu seyrek hayvanın tamamen ayakta bir soy olarak tutulabilmesi için hem ülkemizde hem de bölgemizde de benzer etkinlikler düzenlenmiştir. Standart kamu şirketi tarafından özellikle gayri meşru olarak su tesisatına bağlantı yapan ve bağlantı kuran vatandaşları için açık bir çağrı gelmektedir. Buna göre özellikle vatandaşlar ancak ve ancak resmi olarak bağlanmış olan su borusuna ait olan su ölçme aleti uygun olarak görülmektedir. Öte yandan ise bütün gayri meşru olarak bağlantılar tamamen yasak olduklarını hatırlatmak üzere standart kamu şirketi tarafından elinden gelen de yapılacaktır. Hukuki bir sürüç içerisinde de bunlarla ilgili olarak da alınacak olan önlemler artık bundan sonra devam edecektir. Evet sayın izleyenler bu haber bülteninin sonuna gelmiştik. İslam camiasının en büyük bayramlarından bir tanesi olan Ramazani bayramı özellikle Ramazan bayramı olarak yarın kutlanmasıyla birlikte 30 günlük oruçun tamamen bitmiş olduğuna dair olarak resmi bir kutlama söz konusu olacaktır. Bütün İslam camiasına nice yıllara diliyoruz. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.